أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin 120. ayetindeyiz. Estaizu billah. Bunu bitirdik galiba, değil mi? Yüz yirmi iki, yüz yirmi biri bitirdik mi? Tamamıyla bitirdik. Bakalım İngilizce mealini yapmış mıyız? Yok, bak bir şey yok. 121 yok İngilizce'de. Türkçe'de var mı? Evet. Türkçesini yapmışız. Tam da kapatmamışım. Henüz renklendirmemişim şeyi. Okuyayım son kez. Ulaike me'vahum cehennem ve la yecidûne anha mahisa. İşte onlar. Onların sığınağı cehennemdir. C'yi büyük yazalım dilerseniz. Ve ondan bir kurtuluş bulamazlar. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. Varsa bir mülahaza değerlendirelim ayetin mealiyle ilgili. Yoksa İngilizcesine geçiyorum. Nisa suresi 121. ayet. Ulaika those ma'wahum cehennem. Their refuge is hell. Ulaika ma'wahum cehennem. Those, their refuge is hell. Wala yajiduna, and they do not find. Wala yajiduna anha mahisa, and they do not find an escape. They do not find an escape therefrom. Those ulaika ma'wahum jahannamu, their refuge is hell. Wala yajiduna, and do not find anha mahisa, an escape therefrom. Nisa suresi 120. ayet. Ayete dair mealde böyle düşündük. Bir mülahaza var ise onu değerlendirelim. Yoksa 121. ayeti geçiyorum.
122. ayete gelelim. Nisa suresinin Estaizu billah. Nisa suresi ses dışarıdan geliyor mu? Nisa suresi 122. ayet. Müfessir diyor ki: "Velemme beyyene مَآلَ الْاَشْقِيَاءِ اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ" Şeytanın dostları, eşkıyanın sığınacakları son duraklarını, son yerlerini Allah açıklayınca, beyan edince ذَكَرَ مَآلَ السُعَدَاءِ اَوْلِيَاءَهُ Suedanın, yani neticede mutlu olacak iyi kimselerin evliyâhu, Cenab-ı Hakk'ın yakını, sahibi olduğu, dostu olduğu kimseler, müminler yani. Allah onların bu kez mealini andı ayette. Fakale, nitekim dedi ki: "Vellezîne âmenû", iman etmiş olanlara gelince, İman etmiş olanlara gelince وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ve salih amel işlemiş olanlar. Üstteki ayetlerdekinin mukabilinde onlar kötülükleriyle, kötü amelleriyle şeytana yakın durmakla hüsrana erdiler. فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُب۪ينًا Allah onlar için cehennemden varacakları yer olarak söz etti ve ondan çıkış bulamayacaklar dedi. Müfessir diyor ki şimdi de iman edenlerden bahsediyor. Çünkü insanın önündeki iki yoldan bir tanesi deminki ise diğeri de bu. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا iman etmiş olanlara gelince demek ki iman etmek şeytanı veli edinmenin alternatifi olan, Cenab-ı Hakk'ın kullarına sunduğu, davet ettiği diğer yol, ikinci yol. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا iman etmiş olanlar. Başka şunu da anlarız. Şeytanı dost edinmek imana muhalif bir şey. Bir insan hem şeytanı dost edinip, yakın belleyip, ona yakın durup, hem de iman edenlerden olamaz. Ona mukabil olduğu için ayrı bir şey. İkisinin cemi mümkün değil. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا iman etmiş olanlara gelince dediğine göre bu yukarıdakinden ayrı, onunla birlikte düşünülemez bir şeydir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا iman etmiş olanlara gelince siga daha önce de gördüğümüz gibi mazi biçiminde verilmiş. İman ediyor olanlara değil de iman etmiş olanlara gelince وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ salih amelleri işlemiş olanlara gelince herhalde bunları mazi üzerinden vererek Cenab-ı Hak haklarındaki hükmü sağlama alıyor. Çünkü bunu geçmiş kipinde yapınca kişinin yaptığı, eylediği, işlediği ve bu biçimde bir yaşam çıkardığı anlaşılıyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا iman etmiş olanlar وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ve salih amelleri işlemiş olanlar. سَنُدْخِلُهُمْ onları biz dahil edeceğiz, sokacağız, onları koyacağız, girdireceğiz bu manada. Senudhiluhum cennetin, cennetlere, bir tane değil, cennetin, cennetlere sokacağız. Hani kadın oğlu vefat edince sanıyorum Uhud gazvesi öncesinde
gözcülük ederken bir kadının oğlu vefat etmiş, şey öldürülmüş, katledilmiş. Bir Oktay, Bedir mi? Gelmiş kadın Hazreti Peygamber'e demiş ki, ha ortalıkta bir dedikodu oluyor. Diyorlar ki şehit olmayabilir bu. Çünkü savaşta ölmedi. Gözcülük yaparken, istihbarat toplarken belki değildir falan. Kadın da bundan fena içerlemiş. Hazreti Peygamber'e gelip diyor ki, benim oğlum cennette mi? Cennetteyse cennette olduğunu söyle. Yoksa ben bilirim ne yapacağımı. Gibi bir ifadesi var. Hazreti Peygamber de ona demiş ki, اِنَّمَا هِيَ جَنَّةٌ. Bir defa o cennet değil, cennetlerdir. Yani tek bir tane cennet değil. وَبْنُكِ فِي الْفِرْدَوْسِ الْاَعْلَى. Senin oğlun da en üstün olan Firdevs-i Âlâ'dadır biçiminde kadına cevabı var Hazreti Peygamber'in. Bu Kur'an'da sıklıkla geçen ama bizim hep kafamızda tekil bellediğimiz bir kavram bu. Nedense hep tekil belliyoruz. Ama Kur'an bunu sıklıkla çoğul olarak koyuyor önümüze. Ve hatta isimlendiriyor, çeşitlendiriyor farklı farklı isimlerle. Ama Türkçe'de cennetlere gireceğim diyen bir adam görmezsiniz. Bir cennetlere girsek diyen adam da görmezsiniz. Hep tekildir yani bizde cennete girsem diye. Halbuki Kur'an bunu çoğul kullanıyor. Cennetin, cennetlere, cennetlere bir girsek. Bunu bir yerde bir denemek lazım. Söyleyince muhataplar ne diyecek? Ne oldu, cennetler de mi varmış diye. Herhalde bu yine Kur'an yaklaşımına ve onun şeyine biraz uzak oluşumuz bizde bunu sınırlandırmış. Yahut hayalimizi süslemediğinden, yatıp kalkıp onu özlemediğimizden ne üdüğüyle de çok fazla ilgili değiliz. Oturup Guraf cennetleri nasıldır diye hayal kurmaktan, Meva cenneti nasıl acaba diye onunla ilgili bilgi toplamaktan, Firdevs nasıl acaba, ondan sonra Naim, Cennet-i Naim, Naim cennetleri, başka Necati abi? Adın cennetleri. Bak Necati abi şey etmiş isimleri. Başka? Kur'an'da görmedim onu. Onu Guraf'ı ilk sırada ben andım zaten. Başka var mıydı bilmiyorum ama bunların isimlerini bilmek de oraya karşı duyulan bir özlemin somut şeyi olsa gerek. Kişideki karşılığı olsa gerek. Cennetleri o kadar çok özlüyordum. O kadar bütün ömrümü cennetlere girmek için geçirdim. Kaç tane cennet var? Bunların isimleri nelerdir diye sorulsa bilmeyince biraz bahsettiğimiz özlem ve bahsettiğimiz beklenti, arzu, her ne diyorsanız işte ümit, o da biraz ayakları yere basmamaya başlıyor. Cennetin, cennetlere sokacağız onları. Senudhiluhum cennetin. Tecri akıyor. Min tehtiyel enharu. Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla cennetlerle ilgili bahsedilen önemli şeylerden, önemli sahnelerden ve önemli malumatlardan bir tanesi. Altından ırmaklar akıyor. Gerçi bunu son zamanlarda bazı kimseler eskittiler yani. Tuttular. Dediler ki Araplar kaldı ki bu yaklaşım aslında misyoner yaklaşımıydı. Nasıl olduysa bizden bazı kimseler de sahiplendiler. Sırf bunları figüratif boyuta taşıyabilmek için. Araplar susuzlarmış. Su olmadığı için de Hazreti Peygamber onların en aç, en çok beklentili olduğu yerden onları vurmuş. Beri bu misyonerlerin yaklaşımı bu. Kimi bizden kimseler de ya bu işte yani illa böyle olması gerek yok. Ama Kur'an Araplara indiği için böyle diyor. Bize inseydi veya buzullarda yaşayanlara inseydi, Sibirya'da yaşayanlara, o zaman da başka türlü derdi gibi yaklaşımları var. Bunu zayıflatan buradaki etkiyi gücü. Fakat bence yanılıyorlar. Doğru değil bu yaklaşım. Nerede yaşarsa yaşasın, isterse Sibirya'da da, oradaki 5 yıldızlı otellere gidince de, otelin içerisine girince de yine su üzerinden dekore edilmiş sahneler görürsünüz. Yani işte ya bir şelale, suni bir şelale vardır, ya otelin zemininden bir yerlerden su akıyordur. Su insanın yakınında olmak istediği en temel hem ihtiyacı hem
sesine vurgun, hem görüntüsüne vurgun. Çünkü çok büyülü, saydam olması, şeffaf olması, o hareket, akışkanlığı, sesi, bir insanı çeken bir cazibesi var. Yani bir o kadar temel ihtiyacımız olduğu kadar da bir o kadar da lüks bir argüman insan hayatında. O yüzden bunun ekvatorda yaşayanlarla yahut kutuplarda yaşayanlarla bir ilgisi yok. Avrupa'da yaşayanlar bile buna çok aşina oldukları halde, suya, yağmura, yine onların dizayn ettikleri çok lüks otellerde bakıyorsunuz, su yine en, hatta şehirlerinde gidin bakın, fıskiyeler, şunlar bunlar. Dolayısıyla su bence insana vaat edilecek, sesiyle, ondan sonra varlığıyla insana vaat edilecek en lüks argümanlardan bir tanesi. Başka bir ayette mesela yine cennetle ilgili, bizim ne kadar temel aslında varlığımız da içimizde bunu hissettiğimiz, aradığımızı gösteren, geçenlerde dikkatimi çekti. Ayette Cenab-ı Hak diyor ki وَاَكْوَابٌ مَوْضُوَعَ ve kaseler, bardaklar yani مَوْضُوَعَ konulmuş. Bu şu, yani مَوْضُوَعَ deyince kafamda şey üzerinde, masa üzerinde konulmuş, yani doldurulmuş demiyor, konulmuş. Bu o kadar bizim aşina olduğumuz bir şey ki, gidiyorsunuz restoranda, masada hiçbir şey yok ama bardaklar konulmuş. Onlar hazır bekliyor. Onların hazırda bekliyor, böyle tertemiz bekliyor olması, hazırda bekliyor olması insanın şeyine hitap ediyor. Bir servis açılmış, yani hizmet var burada anlamında. Ayette de öyle diyor Cenab-ı Hak. Mesela وَاَكْوَابٌ مَوْضُوعَ ve konulmuş, bırakılmış, orada hazır bekleyen kaseler. Bardak ve tabak varsa bir yerde, orası rezerve edilmiştir diyor. Hazırlık yapılmış ve hizmete hazır demektir, değil mi? Bu hissi veriyor insana. Boş masa hiç insana davet etmiyor, boş masa insanı. Cennetul ma'va. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ altından nehirlerin aktığı cennetler. Belli ki cennetler, yani meva olsun, firdevs olsun, guraf olsun, ama hepsinin sanki ortak bir özelliği, çünkü çoğulundan sonra cennetler dedikten sonra Allah hepsini ortak bir vasıf olarak bunu verdiğine göre, demek ki altından nehirlerin akması bunların hepsinin ortak vasfı. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. İnsanlık şimdi kalacak yer arıyor ya bir yerlerde. En temel aradığı şey ne? Su var mı diye arıyor. İlk baktıkları şey su var mı? Hayat var mı? Çünkü hayat ona bağlı. Su var mı diye bakıyor. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ altından nehirlerin aktığı cennetler. Yerleşim yerlerinin fiyatları başka yerlerde. Yani üstelik mesela Anadolu gibi soğuk, ortalama soğuk bir iklime sahip bir bölgede, hiç yani ekvatorla kıyaslanmayacak. Burada bile suyu görüyorsa eğer, kıytırık bir göl bile olsa, bakıyorsunuz hemen fiyatı ona göre değişiyor. Hocam bugün Mudanya'ya gittim. Sahilde kahveler var, yaşlı insanlar da kış olduğu için kalanları yok. Böyle cam kenarlarına dizilmişler. Kadınlar evlenmiş, şiş örgülerini almışlar, suya bakıyor. Herkes sahile bakıyor. Senudhiluhum cennetin. Dolayısıyla bahsedildiği gibi onlarla ilgili, yani sırf Araplara yönelik değil, insanların temelde hepsini ilgilendiren bir çekiciliği, temel bir şeyi var, etkisi var. Tecri min tehtihel enhar, altından nehirlerin aktığı. Halidine fiha, halidine, sonsuzdurlar. Kim? Nehirler mi? Değil. Bu haliyle huma gidiyor. Veya buradan başa dönersek ellezine amenu, ya iman etmiş olanlar. Sonsuz olan kişilerin kendileri. Demek ki bu yeni yaratılışlarında Cenab-ı Hak onları sınırlı bir yaratılışta yaratmamış. Belli bir zamana bağlı, sınırlı bir yaratılışta yaratmamış. Bu enneş'e's-saniye dediği ikinci neş'eti insanın veya ikinci inşası deyin siz ona.
bu ikinci inşası artık malzemesi nedir, nasıldır, nicedir onu bilmiyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak öyle diyor. عَلَا أَنُّنْ شِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz bir inşada tekrardan sizi var etmek üzere. Yeni bir inşaatı. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى İlk neşetinizi biliyorsunuz zaten. İlk yaratılışınızı. Bunun içindesiniz. Farkındasınız. Ama ikinci yaratılış, Cenab-ı Hakk'ın enneş'a, el-thaniye dediği, onu bilmiyoruz. Ama bunlar şu ayette bahsedilen kimseler ikinci inşalarıyla buraya gireceklerinden buradan özelliklerini görebiliriz. Bunlar halidina, sonsuz yaşıyorlar. La yemessuhum fiha nasabun. Onlara orada yorgunluk değmiyor. Değmiyor. La yemessuhum fiha nasabun. Elhamdülillahi'llezî ahallana daral mukameti min fadli la yemessuna fiha nasabun ve la yemessuna fiha lugub. Burada bize yorgunluk değmediği gibi burada bize yılgınlık da değmiyor. Yani önü açık bir hayat içerisindeler. Zevkler anlamında, sıhhat anlamında ve zaman anlamında limite edilmemiş. Bir süre sağlık ucuna, sonrasında hastalık gibi. Yahut bir süre zevk ucuna bıkkınlık, doyum gibi. Yahut bir süre yine eğlence yaşam ucuna en azından yorgunluk gibi. Bunlarla sınırlandırılmamış. La yemessuna fiha nasabun. Bize burada üstelik içindekilerin ağzından Cenab-ı Hak bize veriyor malumatı. Yani bizatihi bu zevki, bu yaşamı ve bu şeyi tadanlar söylüyorlar. La yemessuna fiha nasabun. Girişte hamd ediyorlar Cenab-ı Hakk'a. Daral mukama. Bizi bu kalıcı yurda sokan Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. La yemessuna fiha nasabun. Bize burada yorgunluk değmiyor. Ve la yemessuna fiha lughub. Ve bize burada herhangi bir yılgınlık, bıkkınlık değmiyor. Bu biçimde bir yaratılıştalar. Ve sonsuz bir formda tekrardan yaratıldılar. Fiha onda. Yani ha zamiri cennetlere gidiyor. Cennetlerdeler. Artık birinden diğerine, diğerinden diğerine geziyorlar mı, geçiş yapıyorlar mı, yoksa gurafeye giren gurafta kalıyor, firdevse alınan firdevste kalıyor, derece derece böyle yani. Onları bilmiyorum ama cehennemi soracak olursanız, cehennemdeki o değişik azap türleriyle ilgili Cenab-ı Hak bir döngüden söz ediyor. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪يمٍ اَنْ İşte zaman geliyor, irin yediriliyor, zaman geliyor, zemine indirilip zakkumdan yediriliyorlar, sonra sıcak sulara götürülüyorlar. Bunların arasında yatufuna tavaf ettiriliyorlar. Yani bir tur değil. Kabe etrafındaki gibi böyle döngülü bir azap onlar için. Monoton değil yani en azından oradaki ortamda. Ama gelen her yeni evrede sürpriz bir güzellik değil, ekstra bir azap şeklinde. ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ي تَسْتَعْجِلُونَ Tadın bakalım bu fitnenizi, acele ettik durduğunuz şey budur. Ama cennetlerdekiler arasında Kur'an'da ben görmedim birinden diğerine bir geçişten söz eden veya oradan da Firdevs'e götürülürler, oradan da şuraya götürülürler gibi. Muhtemel ki bu farklı cennetler rütbelere tekabül ediyor olabilir ve insanlar bu rütbelerini bulundukları yerde yaşarlar. Kullu mri'in kullu hizbin bima ledeyhim ferihun gibi. Herkes elindekiyle mutlu, sevinçli. Yani en iyisini ben erdim gibi. Halidine sonsuzlar fiha orada onda cennetlerde ebeden ebediyen. Hem hulud kişilerin yaratılışları sonsuzluk, hem de bulundukları yerde ebedi kalacaklar. Yani buradaki ebediyet iskana gidiyor. Buradaki hulud içeridekilerin yaratılışının sonsuzluğuna. Çünkü hulud ismi fail burada yani. Halidine. Onlar sonsuzdurlar. Ben sonsuzum diye biliyor yani adam orada. Kendi varlığıyla ilgili. Ama ben sonsuz olan adam cennette hep sonsuz kalacak mı?
cennetin dışına bir yerlere mi götürür? Ben sonsuz olabilirim ama ebeden ise orada sonsuzdurlar. Yani ikametleri orada ebediyen olacaktır biçiminde. İki farklı noktadan bize bilgi veriyor. İkisini de sonsuza bağlamış. Dolayısıyla evet, sonsuzluğu pekiştiren bir yanı da var. Aynı zamanda da biri varlıklarının sonsuzluğuna işaret ederken kişilerin, öteki oradaki iskanlarının, yerleşimlerinin nihayetsiz olduğuna vurgu yapan iki ayrı ifade. Bundan artık öte daha bir kat'iyet düşünülemez. Dolayısıyla bir zaman gelir de sonra bitirilir bu süreç. Bakma öyle dediğine, çok uzun zaman demek istiyor türünden yorumlar doğrudan ayete aykırı yani. Daha Allah ne diyeydi ki bunun sonsuz olduğunu bize ifade edeydi. Şimdi hem yani sen bakma ayetin literal haline, Cenab-ı Hak öyle çok sonsuz falan diyor ama yani çok uzun zaman demek istiyor. Dünyada 60 yıl kaldıysan orada da 2 milyar sene gibi demek istiyor. Ama bunun hiç sonu yok, dibi yok anlamında anlamamalıyız diyen anlayış çok sakat, yanlış bir anlayış. Bakınız ayetin sonunda, geleceğiz birazdan, Cenab-ı Hak ne diyecek? Sanıyorum o ifade, ayetin sonundaki ifade bizim burayı başka türlü anlamaya kalkanların üzerine yıkılıyor. Şimdi va'dallahi hakka, Allah'ın vaadi haktır. Yani Cenab-ı Hak boş konuşmuyor ve vaat ettiği şeye gücü yetmez. Ucu açık, hem de ziyadeleşecek bir biçimde nimetler yurdu. Yani iki günü müsavi olmayacak. Bir sonraki yediğinde, daha sonraki yediğinde böyle ya bunu daha önce tatmıştık şeklini benzetse bile yiyince görüntüsü benziyormuş ama meğer değişikmiş, bambaşkaymış diye her defasında daha bir güzelleşen, bunda da sınır yok. Ya tattıkları, yedikleri, içtiklerini, yaşadıkları her bakımdan ziyadeleşecek bir ortamı Cenab-ı Hak vaat ederken bazıları ya bunu nasıl yerine getirecek, nasıl yapacak? Allah da diyor ki bu benim vaadim. Arkasında bunun, bu vaadimin arkasında gücüm var, kudretim var. Allah'ın vaadi, va'dallahi, şu ifade vaadini kendisine atfettiği Cenab-ı Hakk'ın bu ifadesi onun arkasında ne kadar durduğunun şeyini gösteriyor. Va'dallahi, Allah'ın vaadi, hakkan, hak olaraktan, gerçek olaraktan, laf olsun diye değil. Bunu çok ciddiye almadığımız zaman, yani birileri soruyor işte dünya çok büyülü, dünyanın etkisinde kalıyoruz, bu etkiden kopmanın yolu ne? Bu etkiden kopmanın yollarından bir tanesi de bu vaadi ciddiye almak. Eğer bu vaadi biz ciddiye almazsak, hayal etmezsek, onun zihnimizde beklentisine, şeyine kapılmazsak, o zaman önümüzde sadece tek alternatif kalıyor. Öteki sudaki balık gibi, yani henüz cazibesine girmediğimiz, etkisine girmediğimiz. Cenab-ı Hak bunu vurgulu biçimde diyor ki ya eyyuhannâsü, ey insanlar, inne va'dallâhi hakkun, muhakkak ki Allah'ın vakti haktır, gerçektir, şaka değil. Fela teğurannakumul hayatü dünya. Dolayısıyla dünya hayatı sizi aldatmasın. Ben gerçekten ciddi şeylerden söz ediyorum size. Gerçekten vaat ettiğim şeyler hak. Dolayısıyla dünya hayatı sizi aldatmasın. فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Berikini flulaştırdığımız için Allah'ın vaadini, bu sefer ekrana bu geliyor. Yani yakında duranla uzakta duran gibi. Hani kamera yakındakini zoomladığında geri plandaki flu kalıyor ya, belirsizleşiyor. Biz yakında durana odaklandığımızda, ötekini ciddiye almadığımızda tek alternatif haline dönüşüyor. Hala görüntüden çıkmıyor, doğru. Biri sorsa bize var mı ahiret arka planda? Evet, var bir ahiret. İnandığımızı da söylüyoruz ama flu etkilemiyor. Sabah kalkınca şuurda hayale şeye dönüşmemiş. Yani kişi etkisi altına almaya başlamamış. Sabah kalkıyoruz, akşama bir eğlence varsa, bir merasim varsa, bir arkadaş, bir toplantı, bir güzel bir şey, o gün keyifli geçiyor. Akşama eğlencemiz var, işte şöyle olacak, böyle olacak diye. Bırakın gün sabahtan akşama, dünyevi olduktan sonra 20 yıl sonrası bile bize zevk veriyor. Adam bir kooperatife giriyor, 10 yıllık, 10 yıl sürecek bir şey. Daha şimdiden bakıyorsunuz onun şeyinde, muhabbetini yapıyor.
Kanal İstanbul'un akacağı yerde yer almış. Muhabbeti ne ediyor? Ben iyi araştırdım, yer aldım falan. Plana göre 20 yıldan önce olmayacak bir şey. Ama bizimki daha şimdiden yaşıyor onun kıvancını, sevincini. Evet. Yani kim öyle, kim kaldı? Bir şey görmüştüm. Bir şeyde, büyük bir alışveriş merkezinde adamın biri bir tane bir resim koymuş, bir şekil koymuş. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Altına şunu yazmış: etkiliyorsa gerçektir. Onu okuduktan sonra dedim ki çok güzel bir şey yani. Evet, bir resim koymuş ama resim sizi etkiliyor. Altına da hemen, sizi daha henüz etkilenmişken, altını okurken diyor ki etkiliyorsa gerçektir. Yani sen bundan etkileniyorsan bu bir gerçektir. Etkisi varsa, biz gerçek olduğuna iddia ediyoruz ama etkisini kendimizde göremiyoruz. Burada bir sıkıntı var ve bu sıkıntı bize dünyanın tesirine girmek pahasına denk geliyor. O biçimde yansıyor bize. Yani Allah'ın ayetlerde vaat ettiklerini ciddiye alıp bunların hayaline, bunların etkisine, şuuruna hakikaten olacak diye veya hakikaten verecek diye etkisine kendimizi bu biçimde, bu düzeyde inandıramadığımız için, bilgi, inanış anlamında demiyorum, hissetme anlamında diyorum. Yani 20 yıl sonra veya 5 yıl sonra eline geçecek bir arabanın nasıl etkisine giriyorsa insan taksitlerini öderken veya 1 yıl 2 yıl sonra eline geçecek, o nasıl her gün 3-5 kere aklına geliyorsa, hafif bir üzülecek olsa herhangi bir nedenden dolayı, hemen ötekini hazırlayıp nasıl moralini düzeltiyorsa, evet ama benim de işte şeyim olacak diye, bir başkasında gördüğü bir şeyden ötürü hafif burukluk yaşayacakken tam hemen kendi ele geçireceğini, yakında elde edeceği evi yahut yakında bitireceği villayı yahut yakında evleneceği hanım her neyse düşünüp hemen orayı kapatıyorsa, kompanze ediyorsa, onun sevinciyle kendini tekrardan iyi hissediyorsa, biz bunu yani cennetler bakımından yaşamadığımız sürece bizde bir aksaklık var demektir. Bir, kendi üzerinden giderek bunu hep seslendiriyorum. Yani cennet dile gelse bana dese ki, tut ki öldüm, Cenab-ı Hak beni önce bağışladı, sonra da aldı cennete koydu. Böyle zevkle cennetleri tüketirken, yaşarken, o en üst zevkin, saadetin odasındayken cennet dese ki, buraları çok özlüyor muydun, bekliyor muydun? Bu soru bir defa beni çarpar. He desen, tut ki he dedin, evet çok özlerdim, çok beklerdim. Dese ki mesela, aklına gelir miydi buralara gireceğin, böyle her gün oturup bu ah bir gün oraya gelse de girsem dese, ya o kadar da değil yani, öyle her günde bir ah bir ölsek de cennete girsek diye de düşünmezdik. Dediğinizde o zaman bir başka durum var. Ayetler, bu ve benzeri ayetler bizdeki o yakın objeye bakışımızdan ötürü uzaktakinin fululaşması yanılgısını önümüze koyuyor. Ya eyyuhennâsu inne va'dallâhi hakkun. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dolayısıyla dünya hayatı sizi aldatmasın. Bu yatkınlığımız bizi bilsek de, doğruluğuna inansak da, dünyanın cazibesine çektiği ve bıraktığı sürece bu yanlışlar silsilesi sonucunda büsbütün kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya getiriyor. اِنَّ هَا اُولَٓاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ الْاَخِرَ. Bunlar acele olanı seviyorlar ve ahireti bir tarafa bırakıyorlar. Bu yaptığımız şey bu. Daha yakında durana bakıp uzakta olanı geri plana bırakınca onu flu halde görüyoruz ve bize etki etmiyor. Şimdi sen söyleyeceğini yine unutma, söyle. Aklıma şey geldi. Geçenlerde bir derginin kapağında vardı. Hani Müslümanlar çok zenginlenmişler falan, son zamanlarda lüks arabalara falan biniyorlarmış diye. Orada bir tane son derece lüks bir araç var. İki yeni beyaz Türkler dedikleri işte. Onlar ikisi, o sanki o araba bir taneymiş herhalde, kapışıyorlar ben alacağım, ben alacağım diye. Biri diğerine diyor ki, oğlum sen zaten diyor cennete girmeyecek misin? Orada binersin, ver şu anahtarı bana. Biri diğerine diyor. O da diyor ki, orası hep çalı çimen, ben asfaltta sürmek istiyorum bunu diye. Bu bizdeki, yani kendi verdiği mesaj bir yana, bizdeki ahirete dönük beklentinin, ondan sonra inancın
nedenli şuurumuza az yansıdığını bir tarafıyla gösteren bir çizim. Cennetin hayalini kurmayı Kur'an'daki bazı ayetlerde destekliyor. Tam tersi destekliyor. Yani وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَب۪يرًا. Ah bir görsen, bir görsen sen orayı, orada ثَمَّ رَأَيْتَ مُلْكًا نَعِيمًا, ne nimetler göreceksin. وَمُلْكًا كَب۪يرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقْ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Anlatıyor Cenab-ı Hak neler olacağını, temel unsurlarıyla önümüze koyuyor. Mani olan bunu düşünmeyin, tasavvur etmeyin diyen, yani tam tersi, biz bir çocuğa bir ödülden bahsettiğimizde sonradan arka plandan böyle çocuk ne yapıyor, bizim ödüllü düşünüyor mu hiç diye sordurduğumuzda annesinden yahut başkasından ders yok, valla pek söylediği yok yani derse biz burkuluruz. Yani biz burkuluruz, anlattık, çok da ciddi anlattık, vurguladık falan. Ciddiye aldığımızı söyledik. Bu ayetler neyi söylüyor bize? Va'dallahi hakka. Yaratıcı nedenli ciddiyetle. Hatta diyor ki وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Ahiret var ya, gerçek yaşamdır. Asıl yaşam odur diye. Bütün ciddiyetiyle, her yönüyle bu denli vurgulamışken dönüp sonradan sordurduğumuzda, hani benzetiyorum şimdi, biz çocuğa ben sana şunu alacağım, şöyle bir şey alacağım diye, şöyle bir hediye diye, hediyenin de bazı evsafını verdikten sonra sabah evden çıkınca, veya tutun ki bir aylık yolculuğa çıkacaksınız, ben sana gelince şöyle bir hediye getireceğim diye onu, o hediyeye olabildiğince bağlayıp çıkmışız evden. Şimdi 10 gün sonra telefonda konuşuyoruz. Çocuk ne yapıyor? İyidir. Bekliyorsunuz ki o söylesin size. Ya işte senin getireceğin hediyeyi sorup duruyor. Eğer söylerse zaten ne ala. Sizi ne kadar ciddiye aldığını, ne kadar sizinle irtibatlı olduğunu falan o hediye üzerinden anlıyorsunuz, sevinç duyuyorsunuz. Ses yok, bari ben sorayım diyorsunuz. Ne yapıyor? Benim hediyeyi söylüyormuş, babam bana hediye getirecek falan diye. Yok, pek öyle şey etti yok. Derse bu hediyeyi bir tarafa bırakın. Sizin nedenli inandırıcılığınızla veya size onun nedenli bakış açısı, nasıl söylediğiniz, o vurguladığınız, anlattığınız şeyleri ne kadar ciddiye aldığını dışa vuran önemli bir şey bu. Bunu kendi şuur dünyamızda yaratıcının bize vaadiyle ilişkili olarak düşünüp masa üzerine koyduğumuzda ben kendimi bu manada çok problemli görüyorum. Yani çok kusurlu görüyorum. Yani ya diyorum yaratıcının bahsettiği ciddiyette algılayamıyoruz. Bir problem var bizde. Ya da yaratıcı o ciddiyette bahsetmiyor da ben yanlış değerlendiriyorum. Halbuki Kur'an sık sık aynı yere dönüyor. Ve müminleri aynı şeyler üzerinden bütün vurgusuyla yaratıcının o olanca yaratma gücünü, ondan sonra insanlar için yapacağı o ödülleri, nedenli, güzel, büyük, ihtişamlı, mükemmel, arttıkça artan, bunları tafsilatıyla vurgulaya dururken biz insanların bunu, biz müminlerin bunu o denli yaşamımıza yansıtmadığını veya şuur dünyamıza, hatta şuurda değil, his dünyamıza, yani insanın bir bilgi dünyası var belki, böyle yazılı, ama o bilgiden bir de etkilenmesi var. Böyle hakikaten teninde şeylerinin, tüylerinin kalkıp ineceği, dikeleceği. Hani Allah, Allahu nezzele ehsenel hadithi kitaben müteşabiha methaniye takşa'irru minhu culudun lezine yakşavun rabbahum. Öyle Allah'ın öyle ayetleri ki bunlar bu kitapta, Rablerinden, Rablerine karşı saygılı olanların, haşye sahibi olanların Rablerine karşı şeyleri ürperir. Tüyleri ürperir diyor Cenab-ı Hak. ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ. Sonra derileri yumuşar. وَقُلُوبُهُمْ. Ve kalpleri ilâ zikrillah. Allah'ın zikrine. Yani onların sadece bilgi dünyasını değil, his dünyasına kadar uzanan, dalga dalga mümini kuşatan bir kitaptan söz ediyor. Dolayısıyla bu ayeti, yani va'dallahi hakka, bunu okuyunca müminin artık hayatında bunun etkisi olması lazım. Sabah kalktığında herhangi bir şeyden morali bozulacaksa eğer, hemen hatırlayıp ya Rabbimin cennet vaadi vardı ve benim de ona la teşbih bir hazırlığım var. Az çok biraz bununla, bunu düşünerek, bununla veya başkalarıyla konuştuğunda, muhabbet ettiğinde falan
Seyyidim buradan biliyor. Seyyidim sık sık bunu söyler. Bir şey söylediğimizde hemen o ahirette Cenab-ı Hak verecek. Bazen o söylediğinde ben şöyle hissediyorum. Ya onu zaten Cenab-ı Hak verecek. Şu an mevzu burayla ilgili konuşuyoruz. Sanki onun öyle söylemesi, yani herkes gidiyor Mersin'e, o söyledi tersine bir şey gibi geliyor bana o anda. Halbuki tam aslında o esnada dermanı veriyor. Yani asıl bağlanman, motive olman gereken istikametten söz ediyor. Belli ki demek onun his dünyasında daha bir ön planda. وَعَدَ اللّٰهِ حَقَّ. Bu ayet, bu demin okuduğum ayetle birlikte düşünüldüğünde beni esas çarpan öteki ayetti. يَا اَيُّهَا النَّاسُ. Ey insanlar! اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌ. Muhakkak ki Allah'ın vaadi gerçektir. فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dolayısıyla dünya hayatı sizi aldatmasın. Ayetin sonu وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ. Kimdir Allah'tan daha doğru? Kim olabilir daha doğru sözlü? Kavl bakımından, söz bakımından, söz kurma bakımından, ifade bakımından kim Allah'tan daha sadık olabilir, daha doğru sözlü olabilir? Dolayısıyla Cenab-ı Hak halidine diyorsa, sonsuzdurlar diyorsa, o bedenleriyle, o yeni yaratılışlarıyla sonsuzdurlar. Nihayetsizdirler, nihayeti yoktur. Orada ebedi kalacaklar diyorsa, orada onlar ebedi ikamet edecekler demektir. Allah bunu öyle laf olsun diye benzeterek, ne bileyim yani, aslı olmaksızın diyor ki Firavun diyorsa o teşbihte bulunuyor, öyle biri yoktur. Musa diyorsa bilmem teşbihte bulunuyor. Ya o zaman hiçbir şey yok yani. Saçma sapan şeyler demek ki bunlar. Ha, bu yaklaşım, bu anlayış zemini ortadan kaldırıyor. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ. Sizce bu ifade, bu vaadin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha altını çizmiyor mu? Allah, ben yani evden çıkıyorsunuz, benim bak sözüm söz diyorsunuz son kez. Çocuğa alacağım ben sana öyle çok muhteşem bir hediye. Sonra da son söz olarak benim kadar doğru sözlü birini gördün mü diyorsunuz. Bunların hepsi üst üste bizdeki o zafiyeti, o uzak görmeyi yakınlaştırmaya, ciddiye almamız için bizi kışkırtan, uyandırmaya çalışan çok güçlü ifadeler. Ve bunların hepsi cennetin anlatıldığı, iman edip salih ameller işlemiş olanların girecekleri cennetin anlatıldığı yerde, ki son ay neredeyse ayetin yarısı kadar Cenab-ı Hak kendi bunu ne denli yapacağına dair alt alta garantilerini ifade edecek türden son derece güçlü, vurgulu, kalın kalın, altı kalın kalın çizilmiş ifadeler. Müfessirin ayetle ilgili tefsirine geçiyorum. Hocam, tam da konumuzla ilgili olarak cennet size yakınlaştırıldı. فَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اَيْنَ تَسْيَبُونَ. Evet. فَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. Cennet muttakiler için yakınlaştırılmıştır. Başka bir ayette innahum yarawnahu ba'idan ve narahu qariba. Onlar onu uzak görüyorlar. Biz yakın görüyoruz. Bugün Hazreti Nuh'la ilgili bir ayette قال ربي انصرني بما كذبون. Kendisini yalanlayınca kavmi demiş ki Rabbim bana yardım et. Allah da diyor ki قال عما قليل لن يصبحن نادمين. Azıcık sonra pişman olacaklar. Rahat ol. Şimdi bu Hazreti Nuh Aleyhisselam açısından bu amma kalilin öyle bir uzun zamana denk düşme ihtimali var ki فَلَبِثَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا. Yani 50'si hariç 1000 sene diyor Cenab-ı Hak. Tut ki ilk yalanlandığında bunu demiş olsun ki yediğinde ilk yani kavminden, o Cenab-ı Hak azıcık sonra pişman olacaklar. Sen rahat ol, şu anki çığırtkanlıklarına, böyle büyüklenmelerine, dik dik karşı çıkmalarına hiç umursama. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Bir görsen onları Rablerinin katında nasıl boyun eğmiş yalvarıp yakarırken, azıcık bekle, göreceksin hallerini. Dediği o azıcık beklelik süre Hazreti Nuh Aleyhisselam'da o kadar uzun süreye yayılmış olabilir. Biz şuracıktaki kısa bir müddette, hakikaten kısa olan bir müddette, 40, 50, 60, 70 yıllık bir süre zarfında hala uzak, hala derin bir
miyop hastalığı içerisindeyiz. Derin bir miyopi bizi kaplamış durumda. Kur'an bunu oldukça düzeltiyor. Biz gereken şeyi versek, alakayı, ilgiyi göstersek bu miyopiyi böyle adeta neşter atıp düzeltiyor. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ